Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlili gudeten billisani yefkahu kavli ve febud emri ilallah innallah vasiun alim. Rabbi zidni ilma sadaka azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Bu akşam 11.9.1996 Çarşamba gününün gecesinde bulunmaktayız. Çoktan beri başlamayı düşündüğümüz Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Füsusül Hikem isimli kitabını nihayet bugün gündeme almış bulunmaktayız. Bundan epey zaman evveline dayanan bir meseleydi bu. Bu kitap bilindiği gibi İslam ilminin içerisinde zirvelerde dolaşan bir kitap. Bunun anlaşılması için de bir ön uygulama gerekiyordu. Uzun seneler bunun uygulaması için çalışmış oluyoruz. Yani bu kitabın anlaşılması için belirli bir akıl kapasitesine sahip olunması gerekiyor. Çünkü şartlanmış bir akılla, şartlanmış belirli bir düşünce yapısıyla bu kitabı anlamamız mümkün değil. Çünkü muhteva bakımından ve anlatış bakımından da çok değişik özellikler olan bir kitap. İnşallah bu hallere ulaşmışızdır da bunun içindeki hakikatleri, Hakikat-ı Muhammedi'yi yavaş yavaş anlamaya çalışırız. Tevfik ve muvaffakiyet Allah'tan olsun, çalışmak bizlerden olsun inşallah. Şimdi bu kitabı anlayabilmek için İslam'ın içerisindeki mertebeleri idrak etmemiz gerekiyor. İslam hakikati, İslam kaynağı, İslam bilgisi fazla bilinmemekle birlikte 5 mertebe üzerinden ilmini yaymakta, neşretmekte. Yani Cenab-ı Hak zatından 5 mertebe içerisinde İslam dini vermekte. Bu sebeple İslam dini dediğimiz Allah'ın tek dini olan, zaten tek dini olan İslam dini Hazreti Resulullah'la kemalatına ulaşmış bulunmakta ve Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Resulullah'a kadar gelmiş bütün mertebeleri de ihtiva etmekte. İşte değişik mertebelerden ilim vermesi bu bakımdan. İşte böyle olduğu için de bunun anlaşılması biraz zorlaşıyor. Bunun anlaşılabilmesi için kısaca bu mertebelerin ne olduğunu bilinmesi lazım. Çünkü İslam tek düze bir manzumeler zinciri değil, kendi mertebelerinde, kendi yaşantıları içerisinde oluşan ve anlaşılabilecek olan bir sistem. İşte ne yazık ki biz Müslümanlar bu gerçeği gereği gibi değerlendiremiyoruz. Sadece efhal mertebesi itibariyle %20 veya %30 randımanlı çalıştırıyoruz. Bunun üstündeki randıman ne yazık ki atıl vaziyette duruyor. Diğer din mensupları dediğimiz, aslında onlar da İslam'ın bir parçası olan Museviyetli Hristiyanlık gibi dinler, kendi mertebeleri itibariyle sadece müntesiplerine yön gösteriyorlar, bulundukları mertebe itibariyle. Dolayısıyla onların kendi aralarında dinlerini anlamak daha kolay oluyor. Ama İslam dini bütün bu mertebelerin müntesiplerini anlattığından, izah ettiğinden dolayısıyla mertebeler arasında da farklılaşmalar olduğundan birbirlerine zıtmış gibi hukuk ve hükümler ortaya çıkıyor. İşte bu aslında zıt olmayan fakat birbirini tamamlayan hukuk ve hükümler hangi mertebeden vaaz edilmişse o vaaz edildiği mertebenin bilinmesinin gerekliliği ortaya çıkıyor. İşte kısaca birçok tabii sohbetlerde de yeri geldikçe anlatıldığı gibi
İslam'ın ilk mertebesi olan efal mertebesi, yüzde efal mertebesi ilmi %20'sini oluşturuyor. Yani İslam külli bilgisinin %20'sini oluşuyor. Buna da fıkhi ilimler deniyor. Fizik bedenin düzenlenmesi istikametinde ve sosyal münasebetler istikametindeki ilim bu %20, %30 kadarını ifade ediyor. Efal mertebesi itibariyle, sonra geçiyoruz esma mertebesi itibariyle bir %20 ilim daha var. Sıfat mertebesi itibariyle de bir %20'si daha var. Zat mertebesi itibariyle de bir %20'si var. Ve nihayet bütün bu mertebeleri idrak eden insan-ı kamil mertebesi itibariyle de %20'si var. Efal mertebesinde ki bu ilmi okullardaki işte hocalarımız, eğitmenlerimiz, imamlarımız ve müezzin, din görevli kardeşlerimiz bu ilmi yürütmekteler. Yani efal mertebesi itibariyle fıkhi ilimleri yürütmekteler. Şeriat hukuku, tarikat mertebesi itibariyle de şeyhler, mürşitler diye adlandırılan esma mertebesindeki ilmi götüren, yürütenler, arifler itibariyle de hakikat mertebesindeki ilmi götüren, devam ettiren, yürütenler ve birbirlerine aktaranlar, marifetullah mertebesinde olan ilmi de arif-i billahların götürdüğünü ve aktardığını görmekteyiz. Ve nihayet insanı kamil olan ve bütün bu mertebeleri ihata etmiş kimselerin de son 20 ile birlikte bütün bu bilgiyi üzerlerinde toplamış olduklarını görüyoruz. İşte Muhittin Arabi de arif-i billah ve insan-ı kamil olduğundan bütün bu mertebeleri hakkıyla ve hakikaten gerçeğiyle idrak etmiş olduğundan işte bu mertebelerden bizlere bu gerçekleri işaret etmede bizim de Hz. Resulullah'ın manevi varisleri olarak, zahir ve batın varisleri olarak bu ilimleri inşallah Teala hakikat-i Muhammedi'nin yol göstermesiyle biz de idrak etmeye çalışacağız. Nasıl ki vaktiyle onlar yapmışlarsa bugün sıra bizde. Biz de bu emanetleri alıp bizden sonrakilerine aktarmamız en büyük, en deruni vazifemiz aynı zamanda. Şimdi bu Muhittin Arabi Hazretleri'nin Füsusül Hikem ismindeki kitabını Ahmet Avni Konuk çevirmiş. Hazırlayanlar Doktor Mustafa Tahralı ve Doktor Selçuk Eraydın kişilerden. Allah gani gani razı olsun. Büyük bir hizmet yapmışlar. Bizler de şu anda o hizmetten yararlanmaktayız. Birçok yararlanan kimseler gibi. Bu kitabın başında yazar ve eseri hakkında diye, mukaddime diye birçok bölümler var. O bölümlerin eğer hepsini burada sohbet halinde okuyacak olursak çok uzun sürecek. Buna belki ömrümüz yetmeyecek. Onun için ben daha mühim olan, yani mevzulara ışık tutacak olan yerlerden biraz pasajlar alıp sonradan Adem bahsine geçeceğiz inşallah. Evvela mukaddime diye bir yerden başlıyoruz. Bu bölüm başı mukaddime sayfa 1 diyor ama o sayfa baştaki 1 değil. O Latin harfleriyle, Latin harflerinin sonundan başlayan bir. Burası daha uygun olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan-ı imkan-ı ilahisi ile zat-ı vacibül vücuda hamdolsun ki, Mezik-i Adem'de bunalıp kalan sıfat ve esma-i namütenahisini nefesi rahmanisiyle tenfis ederek onlara vücudu pür cudundan
her bir mertebe-i tenezzülün icabına göre birer vücut, baş ve kemalat-ı ilahiyesini tafsilen müşahede etmek için onların heyet-i mecmuasını ayine ittihaz eyledi. Şimdi bir hayli ağır olan bu izahları biraz açmamız gerekiyor. Bu güzel kitabı çevirirlerken bir de şu kelimeleri de daha açık anlamlı bir hale getirseymişler çok daha güzel olacakmış. Neyse bu kadar yapmışlar, Allah razı olsun. İlahi lisanın imkanı ile, yani Cenab-ı Hakk'ın insanların anlayabileceği imkan içerisinde ilahi lisanla zat-ı vacibül vücuda hamdolsun ki, yani beşeriyet kendi lisanından ne kadar idrak edebiliyorsa o idraki içerisinde vacibül vücud olan Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki, meziki Adem, Adem'de bulunan, yani yoklukta bunalıp kalan sıfat ve esma-i namütenahisini, yani Adem değil Adem, Adem yokluk manasına, hiçlik, yani yokluk, mutlak yokluk, yok hiçbir şey. İşte Cenab-ı Hak bu alemleri halketmezden evvel geçmiş Adem'de bunalıp kalan sıfat ve esma-i namütenahisini, sıfat ve sonsuz isimlerini, yani esma-i ilahisini zuhura çıkmazdan evvel kendi mana aleminde zuhura çıkmak isteyip bunalıp dediği o, yoksa bunalma, beşeri anlamda bir bunalma değil, zuhura çıkmayı isteme, madem ki bir varlık var, o varlık, yani bir güç var, zuhura çıkmayı istiyor. İşte sıfat ve esma-i namütenahisini nefesi rahmanisiyle tenfis ederek, rahmani nefesiyle nef ederek, yani diye dışarıya çıkararak vücudu pürcudundan her bir mertebeyi tenezzülün icabına göre, demin bahsettiğimiz zat mertebesi, sıfat mertebesi, esma mertebesi ve efal mertebelerinin icabına göre, yani ihtiyacına göre, gereğine göre tenezzülün birer vücut, baş ve kemalat ilahiyesini tafsilen ve bütün bu esmalara birer vücut bahşetti. Bahşiş derler, bahşetti, verdi yani. Onların heyet-i mecmuasını ayine ittihaz eyledi. Onlara birer varlık verdi ve bu varlıkları bir ayine olarak kabul etti. Bu hamd başlarken. Salat ve selam, enbiyanın hatemi ve arefi, yani üstünü olan Muhammed Mustafa Efendimizin üzerine olsun ki, onun hakikati meratib-i tecelliyatın a'la ve eclası ve taayyünü, mertebe-i insaniyenin ecma ve eşmelidir. Onun hakikati meratib-i tecelliyatın, yani tecelli mertebelerinin en üstünü ve en aclası, cilası, en parlağı ve taayyünü, yani meydana gelişi, mertebe-i insaniyenin ecma ve eşmelidir. Yani insanlık mertebesinin en genişi ve en kamil, en genişlik olarak zuhura gelişidir, gelenidir diyor. Yani Hazreti Peygamber'in varlığı alemler mertebesi itibariyle bütün alemlerde, bütün mertebelerde tecelliyatını göstermiştir. Kendi varlığında da, yani beşeri varlığında da ecma, cemi ve eşmel, şamil
genişliktedir. Yani en geniş mertebededir zuhur. Ve onun feyzi bil cümle envarın menbaı, bütün varlık nurlarının kaynağı olan ismi camidir. Onun menba ismi camidir. İsmi cami ilahiden vaki olup rahmeti ilahiyeye bil cümle hakaikına onun hakikatinden tevzi olunur. Rahmeti ilahiye bil cümle hakaikına, yani bütün cümlenin hakikatlerine, yani bütün varlığın hakikatlerine onun hakikatinden tevzi olunur. Yani Hazreti Resulullah'ın hakikati Muhammedi'nin hakikatinden bütün varlıklara oradan aktarılır, oradan tevziat yapılır diyor. Tarziye-i bi intiha, yani sonsuz özürlerle, yani eksikliğimizi ifade ederek sonsuz özürlerle mazhar-ı etemmi ismi hadi olan, yani hadi isminin tam mazharı olan hadi, hidayet gösterici, yani yol gösterici isminin tam mazharı, zuhur yeri olan o Hatem-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabı, ailesi ve sahabeleri ve verese-i kümmeliğine üzerine kamillerin, yani kamil varislerinin de üzerine olsun ki her biri semai hidayetin, hidayet göğünün, hidayet semasının nücumu pertev feşanı, yani ışık saçan yıldızları olup zulmeti tabiatta, tabiat karanlığında hak ve hakikate musil olan, hak ve hakikate vardıracak olan yolu, vasıl olan yolu şaşıran kimselere birer rehnümadır. Yol göstericilerdir. Burada bir hadis-i şerif vardı, yani benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine baksanız yolunuzu bulursunuz dediği yerin ifadesi bu. Efendimiz Aleyhisselam al ve ashabı verese-i kümmeliğin üzerine olsun ki her biri semai hidayetin hücumu pertev feşanı olup hidayet semasının ışık ziya veren yıldızları olup zulmeti tabiatta, tabiat zulmetinde hak ve hakikate musil olan yolu, hak ve hakikate vardıracak olan yolu şaşıran kimselere birer rehnumadır, yol göstericidir. Zahirde böyle olduğu gibi gönül aleminde de böyle aynen. Ey teşne-i hakikat, ey hakikate susamış, istekli olan kimse, müminin, müminin mütefekkirin, yani ey hakikate istekli ve susamış olan müminin mütefekkirin, yani tefekkür eden, düşünen müminler, iman sahipleri. Bu kitab-ı münif, meşhur yüksek kitap, Zübdet-ül Kamilin ve Kıdvetül Muhakkikin, yani kendine uyulan muhakkik, tahkik ehli Şeyh-i Ekber Muhiddin İbni Arabi radıyallahu anh Efendimizin telif-i alilerinden olan, yani teliflerinden olan Füsus-ül Hikem'dir. Füsus-ül Hikem ne demek? O lübbüllüb. Füsus, yüksükler var ya, bu yüksükler, yüksüklerin ortasındaki taşmış, değerli taş. Füsus ona diyorlarmış, lügat manasında. Ha, değerli taş.
Hikem de hikmetler manasında, yani yüzük taşının üstündeki kadar bariz olan, değerli olan hikmetler manasında. Buyur. Aleykümselam. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri Hicri 560 638 yılları arasında yaşamış. Bu da bir dipnot olsun. Füsusül Hikem'in maanisi, yani manası, Hazreti Şeyh'in kalbine, burası çok mühim, bakın, kitabın değeri ayrıca buradan da geliyor. Hazreti Şeyh'in kalbine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ilka, mülaki, yani oraya konuldu ve nam-ı latifi zat-ı risalet penahileri tarafından, namı yani manası, latifi zat-ı risalet penahileri, latif risalet hazretleri tarafından tevsim, yani işaret buyurulduğu cihetle vücud-u unsuride merkuz dima-i faalin eseri ve nazar-ı akliyenin netaici istila değildir. Vücud-u unsuride saplanmış dima-i failin eseri, yani beşeri vücudunun aklına saplanmış fikirlerinden çıkan beşeri bir yazı değildir deniyor. Nazari aklının netaici istidlalatı, yani aklının deliller neticesinde bulduğu bir kitap değildir diyor. Yani akıl ve delillerle ortaya koyduğu kitap değildir. Tamamen Hazreti Resulullah'ın gönlüne ilka ettiği hakikatlerdir. Yani kendinden bir şeysi yoktur üstünde diyor. Serapa aslı hakikiden, aslından, yani hakiki aslından, kulub-i enbiya, enbiyanın kalbi aleyhisselama münzel olan marif ve hikem-i ilahiye, ilahi hikmetlerden ibaret ve ehli takyid olan erbab-ı ukulun, taklit ehlinin, yani taklit erbabı olan akılların bilmediği ve idrak edemediği hakaik ile, hakikatler ile mala maldır, maldir, yani dop doludur. Estağfirullah, bismillah. Vallahu ya'lemuh ve entüm la te'lemun. Ancak Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 2-216. Şimdi, yani şimdi bu kitabı Münifi, meşhur kitabı hat mederek, yani okuyarak münderecatını, yani içerdiği manaları zevkan arif olanlar mebde ve maadın ne demek olduğunu, yani başlangıç ve sonun ne demek olduğunu, yani kendisinin ve muhitinin, kendisinin ve muhitinin nereden gelip nereye gittiğini ve her mevtinde ne için meksettiğini ve hakikati vücudu anlarlar. Yani bu alemin her an ölüp dirilmesinin, nereden gelip nereye gittiğinin, nasıl olduğunun ve hakikati vücudu anlarlar. Yani bu varlık vücudunun hakikatini anlarlar. Cehlin zevali ile artık çünü çıra, münkati, işte çünü çıra şey, sabah sahabede devamlı olan, yani münkati ve alem nazarında bir temaşai gah latif olur.
Velakin yalnız cehlin zevali kafi değildir. Yani bu kitabı okuduğun zaman hakikatler senin gönlünde açılır, cehil zeval bulur diyor. Ancak devam ediyor. Velakin ancak şu kadar ki cehlin zevali kafi değildir. Yani sendeki cehlin gitmesi yeterli değildir. Belki vücudu insani de azamı kuvva olan, yani büyük kuvvet olan vehmin dahi zevali lazımdır. Yani sadece cehlin gitmesi yetmez, sendeki vehmin dahi gitmesi lazımdır diyor. Bu ise ancak bir insan-ı kamilin istidada göre, yani kişilerin istidatlarına göre terbiyesi ve bu terbiye dairesinde sülukun itmamı tamamlanması ile olur. Zira bilmek başka ve olmak yine başkadır. Yani bir şeyi bilirsin ama onun olmazsa olmaz. Yani yemek pişirmesini bilirsin ama o yemeği pişiremedikten sonra o bilgi bir işe yaramaz. Bilmek ile vücudu vehminin nefi, vehmi vücudunun nefi kalkması ve tevhid-i hakikiye vusul kabil değildir. Yani bir işi bilmekle tevhid-i hakikiye, hakiki tevhide ulaşmak kabil değildir diyor. Vücudu vehminin nefi ve tevhid-i hakikiye vusul kabil değildir. Hakiki tevhide ulaşmak bilgiyle kabil değildir diyor. İkinci sayfa. Meğer ki hakkında inayet ezeliye mesbuk ola alel kaide bu illetin zevali bir tabibi hazıkın tedavisiyle mümkün olur. Yani mutlak olan kaide şu ki bu illetin zevali cehlin ve vehmin ortadan kalkmasının zevali yani sonu yok olması bir tabibi hazıkın, tabibi hazık bilgili tabip manasını demiş. Tecrübeli tabip. Tedavisiyle mümkün olur. Beyt tercümesi. Ey kevn-ü mekanın hülasası olan insan. Yani bütün alemin ve mekanların hülasası olan insan. Tevhid-i hakkı söz ile bulmak mümteniyattandır. Yani olmayacak bir iştir. Tevhid-i hakkı, hak tevhidi, gerçek tevhidi söz ile bulmak mümteniyattandır. İmkansızdır yani olmayacak bir iştir. Git vücudu vehmini nef et ki, yani vehmi vücudunu ortadan kaldır ki, Füsusül Hikem'den ve Fahruddin-i İraki'nin kitabı levatından bulamadığın bir sırrı kendinde bulasın. Püf, söze bak. Söze bak da beri geldin. Ya Füsusül Hikem'den, yani şu kitabın içerisinde dahi, ya Fahruddin-i Irak'ın Lemaat isimli bir kitabı vardır. Lemaat, parıltılar manasına. Orada da büyük tevhid sırları var. Orada dahi bulamadığın sırları kendinde bulasın diyor. Hah, kendin daha üstte olasın. Çünkü onlar yazmışlar ama işte varlıklarının bilgilerinin bir yönünü yazmışlar burada. Bunun da tamamı, bilginin tamamı demek değil. Sana da ne bilgiler açılır gönlünden, gönül hazinenden neler saçılır demek istiyor ki çok güzel söylemiş. Malum olsun ki Şeyh-i Ekber radıyallahu anh hazretlerinin muterizleri ve hususiyle bu kitab-ı âlinin münkirleri vardır. Bunlar hülasatan bervecihati tasnif olunabilirler. Yani şu vecihlerle sıralanabilirler. Birinci sınıf, burada biraz
pek ilmi olmayan meseleler var ama bilinmesinde de yarar var. Mevzu devam ediyorken alalım. Birinci sınıf, kendi ilim ve irfanlarına mağrur olan zümre-i hasudandır ki Cenab-ı Şeyh Hazretlerinin zahir ve bahir olan faz ve kelamını çekemediklerinden onların bu sui hulkleri inkarlarına sebep olur. Yani kötü fıtratları inkarlarına sebep olur diyor. Kendi ilimlerine mağrur olmalarından inkar ederler. Birinci sınıf. İkinci sınıf, birinci sınıfın mukallitleridir ki hiçbir kıymetleri yoktur. Yani birisi reddetti diye o da reddeder ama ilmi dayanağı, bilgisi hiçbir şey yoktur. Reddettiler diye reddeder. Üçüncü sınıf, Hazreti Şeyh'in beyanatı aliyelerini havsalayı idrakleri kabul etmeyen fühumu kasıradır. Yani kısır fehim sahipleri. İdrak ve fehmi noksan olanlardır. Üçüncü sınıf. Bunların sebebi inkarları aciz ve sebebi taassuptur ki kalplerine acınır, hallerine acınır. Yani üçüncü sınıfta taassup yüzünden reddediyor. Bunlar şeriatı vesile kabul edip hakaik-i meskurenin, zikredilen hakikatlerin mugayiri şeriat olduğunu, yani hakikatlerin şeriata aykırı olduğunu ve binaenaleyh onları mütalaa ve tefekkür ile meşgul olan kimselerin vartayı küfre düşeceklerini iddia ederler. Yani vahdet alemi bilgileriyle uğraşanların küfre düşeceklerini iddia ederler. Kendileri hakaiktan tebaut ettikleri gibi, kendileri de hakikatlerden uzaklaştıkları gibi başkalarını da tebiid ederler, uzaklaştırırlar. Halbuki bu hakaikın kâffesi, yani bu hakikatlerin cümlesi hepsi lübbü Kur'an, Kur'an'ın özü ve ehadistir. Ve hadislerin özü ve Kur'an'ın özüdür bu hakikatler. Ve Peygamberan-ı İzam Hazaratı'nın kulûb-u şeriflerine nazil olan hikemdir. Yani Hazreti Resulullah'ın kalbi şeriflerine nazil olan hikmetlerdir. Küfrün bir manası da settirdir. Hakkı setreden kimselere kafir derler. Bir putperest hakkın tecellisini ancak mahdudul miktarına hasrettiği, yani mahdud bir miktara hasrettiği ve diğer tecelliyatı hakkı setir ve inkar eylediği için kafirdir. Ne demek istiyor? Yani küfür ehli denen ehli kufar, hakkın tecellisinin bir varlıkta, bir mahalde gördüğünden, sadece oraya hasrettiğinden ve diğer yerlerde hakkın tecellisini göremediğinden, örtmüş olduğundan kafir, küfür ehli olmuş oluyor. Yani bizim kafir dediğimiz aslında genelde anlaşıldığı gibi kötü, işte kabih, katı falan, yani idraksiz, anlayışsız demek değil, örten manasını, örtücü manasını. Eğer bir kimse vücudu mutlakı, hakkı sezle feynema tüvellû fesemme veçhullah, Bakara 2-115 ayet-i kerimesi mucibince cem-i zarratta müşahede edebilmek ilmini okuduğu için kafir olursa, sıfat-ı müminiyet emri vücudu hak ve halk diye iki müstakil kısma tefrik eden mutaassıbına mı tevcih edilmek münasip olur? Ve bu mutaassıbına şirk-i hafî olduğuna şüphe yoktur. Şimdi şunu demek istiyorum. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْفُ اللّٰهِ Hakkın, alemin bütün zerresinde hakkı idrak eden, hakkı mevcut olarak bulan kimse mi daha hayırlıdır diyor. Yoksa mutaassıbane
mutaassıp içerisinde bulunan şirki hafi olduğunda şüphe yoktur. Hangisi daha üstündür demek istiyor. Bir daha okuyalım. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 2.15 Bakara. Ayet-i kerimesi mucibince, gereğince cem-i zarratta müşahede edebilmek ilmini okuduğu için kafir olursa, cem-i, bak, zerratta, yani bütün varlığın zerrelerinde müşahede edebilmek ilmini okuduğu için, yani buna vakıf olduğu için kafir olursa, bu da iki türlü oluyor işte. Biri bilerek, hakkı bilerek örtüyor, kötülemek için. Biri de gizlemek için, onu açığa çıkarmamak için gizliyor. Sıfat-ı müminiyet, müminlik sıfatı, emr-i vücudu hak ve halk ile iki müstakil kısma tefrik eden, burası mı diyorum? Sıfat-ı müminiyet, mümin sıfatı ile emr-i vücudu, yani hakkın vücudunu hak ve halk diye iki müstakil kısma tefrik eden, yani ikiye bölen, mutasıbine mi tevcih edilmek münasip olur? Doğrusunu diyen o mudur? Yani doğru diyen odur, ona mı tevcih etmek lazım gelir diyor. Ve bu mutasıbının da şirk-i hafi olduğunda şüphe yoktur. Yani halkla hak beynini ayıran, ikisini ayrı varlık olarak gören kimsenin şirk-i hafide olduğu düşünülür diyor. Ve şüphe yoktur diyor ayrıca. Dördüncü sınıf, üçüncü sınıfın mukalletleridir ki bunlar da pek bir işaredirler. Beşinci sınıf, zevk ve meşrepleri Hazreti Şeyh Ekber Efendimizin zevk ve meşreplerine uymayan urefadır, ariflerdir. Bunlar ulema-i billah'tan olup Hazreti Şeyh'i tazim ve onların velayetlerini tasdik ile beraber bazı meselelerde muhalefet ederler. Tasdik ederler ama bazı meselelerde muhalefet ederler diyor. Ha, beşinci sınıf. Altıncı sınıf, zevkan ve meşreben Hazreti Şeyh-i Ekber Efendimizin muradat-ı aliyelerini anlayan, yani yüce muratlarını anlayan muhakkiklerdir, tahkik ehilleridir. Bunlar Hazreti Şeyh'e hiçbir meselede muhalefet etmeyip sükut ile beraber esrar-ı ilahiyenin ifşasını hoş görmezler. Ve halkı mütalâ-i füsustan men ederler. Yani bu kitabı okumaktan men ederler. Halbuki bu hakaik ve marifin hak olduğunu bilirler. Velakin evvelen fühüm-ü zaife eshabının, zayıf fehim, yani idrak ve fehmi zayıf olan bu ashabın bu hakaiki yanlış anlayıp hak hakkında, hakkın hakkında sui itikada düşmelerinden haf ederler. Korkarlar. Saniyen, ikinci olarak, aslında sahibi zeka olmakla beraber tabında fısk ve hubbu dünya ve cehalet galip olan kimselerin bu hakaik ve marifi okuyup reşadet, yani kemale ermesi, kemal davasına kıyam ve bunları sermaye-i ezvak-ı nefsaniye ittihaz etmelerinden korkarlar. Yani bu kitaptan bazı malumatlar alıp da etrafa saçmaktan korkarlar. Binaenaleyh onların menleri şefkatten lil ibad olmuştur. Şefkaten lil ibad. Yani abidlere şefkatten olmuş olur. Onları korumak için olmuştur. Fakir derim ki Hüsusül Hikem'in dahi Kelamullah gibi iki haysiyeti, hassasiyeti vardır, hususiyeti vardır. Estağfirullah, yudilli bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran ve ma yudilli bihu illel fasikin,
Sadık Ağacı. Küçük yazılmış da okunmuyor. Bakara 2:26. Yani okuyanların bir kısmı hidayete vasıl olur, bir kısmı da delalete düşer. Fususül Hikem'i okuyanların. Kur'an-ı Kerim bu hassasiyetlere cami olmakla beraber onu mütalaa ve kıraat eden kimseyi men etmek caiz değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de de böyle ayetler vardır ama onun için diyor bundan men etmek caiz değildir. Yani Kur'an okumaktan men etmek caiz değildir. Zira Kur'an bir mihektir, yani bir ölçüdür. Altın ile bakırı ayırmak için gelmiştir. Füsusül Hikem dahi öylece bir mihektir, ölçüdür. Akıl ve irfan sahipleri bir kere kendilerini ona vurmalıdır. Ta ki hak için hücceti baliga, yani kemale ermiş bir delil sabit olsun. Ve neticede ferikun fin ve ferikun fissagir. Neyse. Bakarız sonra Kur'an-ı Kerim'de. Şura 42:7 sırrı kuvveden fiile gelsin. Sünufu meskure, yani zikredilen sınıflar taraflarından Cenab-ı Şeyh radıyallahu anh hazretlerinin beyanat-ı aliyelerine karşı vaki olan itirazata muhakkikin hazıratı cevabı Şafii vermiş ve bunları havi olan Kütüb ve Resail el-Yevm Eydi-i Nas'ta tevadülde bulunmuş. Yani insan ellerinde dolaşmıştır bu kitaplar, bu risaleler. Bulunmuş olduğundan burada tekrir-i tafsilat zait görülür. Yani tekrar etmek fazla görülür, gereksiz görülür. Bu hususta malumat almak isteyen Zevat-ı Kiram'ın Fudala'dan merhum Bursalı Tahir Bey'in Tercüme-i Hal ve Fazail-i Şeyh Ekber Muhittin İbn-i Arabi namındaki matbu risalelerini ve onda isimler meskur olan Resail-i Mütalaa buyurmaları şayanı tavsiyedir. O risaleleri okumaları şayanı tavsiyedir diyor. Şimdi burasını böylece baktıktan sonra yine hepimizin bilmesi lazım gelen vahdet konularında çok konuşulan hulul, ittihat ve tenasuh ve batılıların vahdeti vücut ve panteizm, vahdeti vücut gibi zannettikleri panteizm kelimelerine bir bakalım. Hulul ve ittihat ve tenasuh. Hulul nedir? Bir şeyin bir şeye duhul etmesi, dahil olması, girmesi. Yani iki ayrı şeyin birbirine girmesi, birleşmesi. İttihat, o da iki ayrı şeyin birleşmesi, bitişmesi. Duhul girmesi, dahil olması, ittihat birleşmesi, iki ayrı şeyin birleşmesi. Tenasüh, bir anasırın, anasır vücuda ruhun birkaç sefer girip çıkması diye bilinen şeyler. İbnül Arabi ve diğer sufiler vahdeti vücut ve meratip mertebeler bahislerinde ve salikin uruç neticesinde, yani yükselme neticesinde hak ile olan münasebetini ifade ederken ittihat ve hulul terimlerini ve bu kelimelerin hissettirdiği anlayışları kesinlikle ve açıkça reddetmektedirler. Yani İslam'ın gerçeğinde hulul, ittihat diye bir şey yoktur. Yani girme çıkma gibi, iki varlığın birleşmesi gibi böyle bir şeyler yoktur diyor. Hani tasavvufta işte bir zaman geldi ki hakkın varlığına duhul etti. Yahut ruh bedene girdi veya ruh ile birleşti gibi sözler, bunlar kesinlikle ve açıkça reddedilmektedir diyor. Ha, gibi. Öyle görünüyor ki bu terimler, bu mevzuları anlayamayan kimselerin
veya tasavvufa karşı oluşlarıyla bilinen kimselerin ortaya attıkları terimlerdir. Profesör Doktor Nihat Keklik fütuhatı inceledikten sonra tenasüh, hulul ve ittihat gibi konularda İbnül Arabi hiçbir zaman töhmet altında tutulamaz hükmünü vermektedir. Sufilerin bu kelimelerle itham edilmeleri İbnül Arabi'den önce devirlerde de mevcuttu. Gazali'nin şu ifadeleri bu ithamların ortaya çıkış sebebine bir ışık tutmaktadır. Tarikatın başlangıcından itibaren, yani bir kişi tarikatta başlangıcından itibaren keşif ve müşahedeler başlar. Hatta onlar uyanık hallerinde bile melekleri, nebilerin ruhlarını görürler. Onlardan sözler işitir ve faydalar temin ederler. Daha sonra durum, şekil ve misallerin müşahedesinden sözle ifade edilemeyecek derecelere yükselir. Bunları anlatmaya teşebbüs eden, söylediklerinde muhakkak kaçınılması mümkün olmayan açık bir hataya düşer. Kısaca durum, içlerinden bir zümrenin Allah'a hulul etmelerini, bir zümrenin Allah'la birleştiğini, ittihad ettiğini ve bir zümrenin de ona kavuştuğunu vusul, tahayyül ettikleri hale varır. Bunların hepsi yanlış tutumlardır diyerek bu terimlerin salikin ulaştığı manayı ifade edemeyeceğini söyleyen ve bunu anlatmak için bir terim bulmaktaki güçlüğe işaret eden Gazali, bu durumda olanın şairin dediği gibi anlatamayacağım şey vuku buldu. Şair böyle demiş. Anlatamayacağım şey vuku buldu. Hüsnü zanda bulun, hakikatinin nasıl olduğunu sorma. Değişine bir şey ilave etmemesi lazımdır. Kısaca zevkle bundan bir şey tatmamış olan kimse, nübüvvetin hakikatinden bir şey anlamaz. Sadece ismini bilir. Ya, nübüvvetin hakikatinden bir şey anlamaz. Sadece ismini bilir, diyor. Sözleriyle kelimelerin bu hali ifade edemeyeceğini, idrakin zevk ile, yani bizzat o hali tatmak ile ve yaşamakla mümkün olacağını bilirler. Gazali burada vusul kelimesini de haklı olarak yetersiz bulmakla beraber bu kelime ve müştakları vasıl, vuslat, vasıl gibi ittihat ve hulul kelimeleri kadar mahsur taşımadığı için kullanmakta devam etmiştir. Hulul ve ittihat vahdeti vücut anlayışı ile esasda zıt düşen terimlerdir. Hulul ve ittihadın düşünülmesi için iki ayrı vücut gereklidir. Biri hulul eden, diğeri de kendisine hulul edilen. Biri birleşen, diğeri de kendisiyle birleşilen. Madem ki vücut birdir, o halde hulul de ittihat da mümkün olamaz. Ahmet Avni Bey'in hem Fusus ve hem de Mesnevi şerhinde zikrettiği Mevlana'nın şu rubayesi hulülün batıl kabul edildiğini göstermektedir. Rubayede diyor ki, kul kendinden fani mutlak olmadıkça tevhid onun nezdinde tahakkuk etmiş olmaz. Tevhid hakkın kulun vücuduna hululu değildir, belki senin vücudu mevhumundan yok olmandır. Yoksa beyhude bir takım sözlerle batıl hak olmaz. Bir daha oraya dönüyoruz. Kul kendinden fani mutlak olmadıkça, yani kul kendinden mutlak fani olmadıkça. Ne demek bu? Kendi beşeri, vehmi, hayali, kendinde olmadığı halde var zannettiği özelliklerinden mutlak yok olmadıkça, soyunmadıkça yani.
Yani kendisinde sonradan meydana gelmiş olanların tamamının ortadan kalkmadıkça, tamamı ortadan kalkmadıkça, yani fani mutlak olmadıkça, mutlak fani olmadıkça kendinden, yani bunlardan sonradan izafe edilen şeylerden mutlak soyunmadıkça, fani olmadıkça tevhid onun nezdinde tahakkuk etmiş olmaz. O istediği kadar ben tevhid ehliyim desin, istediği kadar la ilahe illallah desin. Bu kelami tevhiddir. Ama aslında şirki hafi olan bir tevhiddir. Gerçek tevhidin, birliğin yani ulaşması için kulun kendi varlığından, yani beşeri varlığından mutlaka soyunması lazımdır diyor. Tevhid hakkın kulun vücuduna hululü değil, belki senin vücudu ve mevhumundan yok olmandır. Yani senin mevhum, vehminde meydana getirdiğin vücudundan yok olmaktır. Yoksa beyhude bir takım sözlerle batıl hak olmaz. Yani sen kendi varlığın, hayali vehmi varlığın içerisinde hayatını sürdürdüğün sürece o batıl hak olmaz. İbnül Arabi'nin ifadelerindeki meratip anlayışından ileri geldiğini yukarıda açıkladığımız tezatlı cümlelere dikkat eden, İbnül Arabi'nin ifadelerindeki meratip anlayışından, yani mertebeler farklılığından ileri geldiğini yukarıda açıkladığımız tezatlı cümlelere dikkat eden İbn-i Teymiye'ye göre varlık zahiri itibariyle halktır. İbn-i Teymiye, Muhyiddin Arabi'nin en büyük muarızlarındanmış, karşılarındanmış, onu biraz anlatıyor. Varlık zahiri itibariyle halktır, batını itibariyle de haktır ifadesi hululiyye sözüdür demiş İbn-i Teymiye. Çünkü ona göre vahdet esasını savunan kimsenin zahir batın ikiliğiyle ilgisinin olmaması gerekmektedir. Ona göre vahdeti vücudu, vahdeti mevcut suretinde anlayıp sufilerin ayniyet ve gayriyet anlayışlarına dikkat etmeyip bu manayı ifade eden cümleye hululiyye sözü demek İbn-i Teymiye'nin kendi anlayışının böyle olduğunu gösterir. Bu cümleyi söyleyenlerin anlayışını göstermez. Hulul ve ittihadı açıkça reddeden mutasavvıfların bu veya benzeri inançlarla itham edilmesi İbn-i Teymiye gibi müelliflerin sufilerin fikirlerini anlayamamaları neticesinde ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Hulul, ittihat ve tenasuhu doktrinlerin gereği olarak daima reddeden mutasavvıfların hululi olduğunu söylemek, sonra da onları kendilerine anlayışsızlık neticesinde bir itham ve iftira olarak yakıştırılan bu kanaate sahip imiş gibi göstermek, tekfir etmek, ilim ve imanla bağdaşır bir davranış olarak görünmemektedir. Ahmet Avni Bey, hulul Hak Teala'nın kulun ve zahirde görülen eşyanın vücuduna duhulü demektir. Hulül, yani girmek bir şeye, Hak Teala'nın kulun ve zahirde görülen eşyanın vücuduna duhulü demektir. Ne Füsusül Hikem'de, ne Sadreddin Konevi'nin Füsus şerhinde, ne de Mesnevi'de hulüle benzer bir mana yoktur diyerek bu türlü ithamları bütünüyle reddetmektedir. Vahdet-i vücut ve panteizm arasındaki farklar. Şuraya da bakalım biraz. Hızlı okuyacağım biraz şu arayı. Ahmet Avni Bey, Mesnevi şerhine yazdığı mukaddimede müsteşrikler vahdet-i vücut ilmini, müsteşrikler yani batılı düşünürler, panteizm dedikleri vücudulik felsefesi anladıklarından
Mesnevi-i Şerif'te vahdeti vücuda dair olan beyanatı da bu kabilden addederler. Vazif Mevlana'yı da bu meslek erbabından büyük bir felsef bilirler. Yani batılı müsteşrikler. Halbuki vahdeti vücut ilmi muhakkıkların delile değil müşahedeye müstenit olan mutekatlarıdır. Vahdeti vücut ilmi muhakkıkların yani tahkik ehlinin delile değil müşahedeye müstenit olan mutekatlarıdır. Yani müşahedeye istinad eden itikatlarıdır. Delillere değil müşahedeye istinad eden diyor. Şimdi bir şeye delille de gidilir. Yani başkasının koyduğu delillerle de gidilir, itikad edilir. Ama bir de kendisinin müşahedesiyle o işe gidilir. İşte tasavvuf ehlinin hali müşahedeye istinad olan mutekatlarıdır diyerek aralarındaki farkları 11 maddede göstermiştir. Gelecek aşağıda. Vahdeti vücut, vücudiye ve vücudilik tabirleriyle ifade edilen ve felsefi bir sistem olan panteizm, vahdeti vücud ile aynı zannedilmesi Avrupa müsteşrikleri arasında başlamış, bizde de bazı yazar, düşünür ve ilim adamları tarafından vahdeti vücut terimi yerine ve onunla eş manalı bir terim zannedilerek kullanılmıştır. Ama iki görüş arasında farkı kavrayanlar, vahdeti vücut doktrininin panteizm terimiyle ifade edilemeyeceğini belirtmişlerdir. İslam dünyasında kullanılan vücudiye ve vahdeti vücut tabirlerinin ne zaman ortaya çıktığı, neyi ifade ettiği üzerinde ayrıca çalışmak faydalı olacaktır sanıyoruz. Ahmet Avni Bey'in iki düşünce arasında tespit ettiği farkları üzerinde açıklamalara girmeksizin biraz hülasa ederek burada zikretmek istiyoruz. Zira vahdeti vücut anlayışının en mühim kitaplarından biri olan Füsusül Hikem ve Şerhi'nin daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacağını düşünüyoruz. 1. Vahdeti vücut ilmi peygamberler ve onların varisleri olan veliler vasıtayı hakiki veliler vasıtayı hakiki yani hakiki vasıta menbaı olan Cenab-ı Hak'tan nazil olmuş bir ilimdir. Vahdeti vücut ilmi peygamberler ve onların varisleri olan veliler vasıtayı hakiki menba olan Cenab-ı Hak'tan nazil olmuş bir ilimdir. Vücudilerin panteistler ilmi ise cismani duyguları ile bu sufli alemden aldıkları bilgileri delil kabul ederek varlığın birliğini sezmelerinden ibarettir diyor. Bak, aradaki fark bu panteizm ile vahdeti vücudun arasındaki vahdeti vücut ilmi peygamberler ve onların varisleri olan veliler vasıtasıyla hakiki menbe olan Cenab-ı Hak'tan nazil olmuştur, alınmıştır. Gerçek vahdeti vücut. Panteizm ilmi ise cismani duyguları ile yani beşeri duyguları ile daha başka ifadeyle aklı maaş ile beşeri akıl ile bu süfli alemden aldıkları bilgileri yani madde aleminden aldıkları bilgileri delil kabul ederek işte bir ağacın yeşermesi, ortaya çıkması, bir tohumda bütün ağacın olması gibi delilleri ama beşeriyetten aldıkları delil ederek varlığın birliğini sezmelerinden ibarettir. Sezgiden ibarettir diyor. Öteki bunun tamamını idrak, ihata ve müşahede ediyor vahdeti vücut. Panteizm ise böyle bir şeyin varlığını seziyor sadece beşeri aklıyla. Ama tamamına ulaşması mümkün değil. Ulaşması için aklı külle ulaşması lazım öyle. Vahdeti vücut müşahitleri işte esas müşahitler bizleriz yani. Vahdeti vücut şahitleri. Yahova şahitleri diye yani. Onlar için lafını yapıyorlar.
neyin şahidi, neye şahit olduklarını da bilmiyorlar ya Rabbim, garipler ya. Ama öyle olduğu halde nasıl bir ciddiyetle işlerine sarılmışlar, hayret edilecek bir iş yani o yönüyle. İşte bak demin dedik ya, vehimden, kişinin hayalinden, vehminden, beşeriyetinden kaynaklanan bilgi işte o topladıkları bilgiler. İslam'ın üstünlüğü aklı külden geldiği için, yani vahdeti vücut, vücudun birliği aklı küllün izah ettiği şekilde Allah'ın peygamberine ve velilerine izah etti. Yani üstten gelen bir bilgi. Diğeri ise aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışan bir bilgi. Fakat aşağıdaki yapıyla yukarıdakini anlaşılması da mümkün olmayan bir bilgi. Ancak oluyormuş gibi gösterip aşağıya uygulamak suretiyle üst bilgiyi anlatmaya çalışmak. Ama o zaman da iş bozuluyor işte. Aslı olmuyor yani. Yani Allah'tan alınan bir şeyi, bir bilgiyi nakil sonrası beşeriyet idrakine indirip beşeriyetin anlayabildiği şekle getirmek. Ki o zaman uluhiyeti kalkmış oluyor ortadan da işte. O zaman nübüvvet bitmiş oluyor. İşte onun için zaten Kur'an-ı Kerim geliyor ya. Vahdeti vücut müşahitleri, vahdeti vücudu müşahede eden muhakkıklar arasında ihtilaf yoktur. Fakat vücudiler arasında ihtilaf vardır. Çünkü ilimleri, işte bak, hislerinin ve nazari akıllarının icat ettikleri delillere dayanmaktadır. His ve akılların idrak derecesi ise birbirinden farklıdır. 3. Vahdeti vücudu müşahede edenler Hakk'ın zatına meçhul-ü mutlak derler. Zat-ı mutlaktan bahsediyor. Meçhul-ü mutlak. Ve ona her çeşit sıfattan tecrit ederler. Fakat uluhiyet mertebesinde Hakk'ın zatını işitme, görme, irade, kuvvet vesaire gibi sıfatlarla muttasıf bilirler. 4. Vücudiler ise Hakk'ı ilk illet, illeti ula ve cevher olarak isimlendirirler. 4. Vahdet-i vücudu müşahede edenler, taayyunat ve eşyanın hakikatinin hak olduğunu söylerler. Fakat taayyunatın ve eşyanın kendisine hak demezler. Hak haktır ve eşya da kendi zatlarında eşyadır derler. Vücudiler ise eşyanın taayyünlerinin ve zatlarının hak olduğunu söylerler. 5. Vahdet-i vücudu müşahede edenler arasında farklı nazariyelere tabi olan fırkalar yoktur. Vücudiler ise birbirinden farklı nazariyeler takip ederler. Mesela Spinoza'ya göre sıfatlar cevher kabul ettiği illeti ula'nın zat ve hakikatini teşkil eden şeylerdir. Sıfatlar cevher kabul ettiği illeti ula'nın ilk illetin zat ve hakikatini teşkil eden şeylerdir demişler. 6. Bunların izahları tabii olur ama uzamasın iş. Vücudiler varlığın birliği hakkındaki fikirlerine vahdet-i vücudu müşahede edenlere benzerler. Bu benzeyiş İslam zahir ulemasını vahdet-i vücut itikadından ürkütür. Ve Hakk'ın eşyadan tenzih edilmesi için onlar akli delilleri ortaya koymaya mecbur olurlar. 7. Vahdet-i vücudu müşahede edenler, vücud-u hakikinin her mertebesinin bir hükmü vardır ve ona riayet etmek lazımdır derler. İşte İlkten de bahsettiğimiz gibi bu çok mühim. Bir daha orasını okuyalım. Vahdet-i vücudu müşahede edenler, vücud-u hakikinin her mertebesinin bir hükmü vardır ve ona riayet etmek lazımdır derler. Nasıl ki ilkokulun birinci sınıfından başlayan bir kişi
üniversitenin son sınıfına kadar bir eğitim süreci geçirmekte. Ama her dersinde, her mertebesinde başka bir hukuka tabidir o çocuk. Okulların her derslerinde tek hukukla hukukunu sürdürmez. İşte vahdeti vücut bu anlamda çok iyi bilinmesi gereken bir bilgidir. Onun için de müşahede işte gerekli oluyor. Binaenaleyh bu suret aleminde peygamberin getirdiği şeriat ile tespit edilmiş olan amellere son derece riayet ederler. Yani şeriat alemini dışlamazlar. Hani bazıları yapıyorlar ya işte biz şuraya erdik, buraya erdik, geriye dönüp tekrar onlarla mı uğraşacağız gibi işe yaramayan sözler, konuşurlar, fiiller yaparlar. İşte her mertebenin hakkını vermek suretiyle her mertebedeki yeri bilirler ne olduğunu. İşte Kur'an-ı Kerim de böyle değişik mertebelerden nazil olduğu için aralarında fark varmış gibi gözükür. Ama o farklılık değil, birbirlerinin tamamlamasıdır. Eğer o farklılık olmasa zaten İslamiyet de diğer dinler gibi düz ara bir din olmuş olur. Bünyesinde bütün dinleri barındıramaz. Yani. Vücudiler ise kendilerini böyle bir kayıt ile bağlı ve mükellef bilmezler. İşte o arkadaşlar hiçbir işle kayıtlı değiller. Sadece sohbet yapıldığında onu ibadet sayıyorlar ve bitiriyorlar işte. 8. Vahdet-i vücudun son derece güç anlaşılan inceliklerini dakaik yani hakikatlerini zevk ve vicdan ile anlamak için önce bunun Kur'an, hadis-i şerifler ve enbiya ve evliyanın ledünni ilimlerinin özü, lüb olduğuna şüphe etmeksizin inanmak, sonra da bu ilmin hakikatine vasıl olmak için bir insanın kamilin terbiyesi ve nazarı altında alet tedriç, tedricen yavaş yavaş süluk yani seyir görüp hali fenayı tahsil etmek lazımdır. Yani fena halini tahsil etmek lazımdır. Halbuki vücudilerin ilimlerini ve aralarındaki ihtilafları anlamak için aklı, dima ve zekayı tabii yeterlidir. Yani vücudilerin ilimlerini ve aralarındaki ihtilafları, yani kendi aralarındaki ihtilafları anlamak için aklı, dimağı, zekayı tabii yeterlidir. Tabii bir akıl yeterlidir diyor. Yani çok fazla gelişmemiş olmasına gerek olmayan tabii bir akıl bile yeterlidir onları anlamaya diyor. 9. Vahdet-i vücut ilmi ilahi hikmetlere ait bir ilimdir. Vahdet-i vücut ilmi ilahi hikmetlere ait bir ilimdir. Bunu müşahede edenlere hakimi ilahi denir. Vücudulik ise tabii hikmetlere ait bir ilim olup muhtelif kavimlerin filozoflarınca ifade edilmiştir. Bu ilmin alimlerine ise hükema-i tabiiyye denir. Yani tabii ilimler hakimleri denir. Vahdeti vücut alimlerine ise hakim ilahi hakimler denir. Hakemler denir. Yani. 10. Vahdeti vücudu müşahede edenlerin ilmi birbirlerinden alınmış bir ilim değildir. Fenafillah dedikleri halin vukuundan sonra kendilerinde meydana gelen bir ilmi şuhudi, yani müşahedeye dayanan bir ilimdir. İşte hep konuştuğumuz müşahede sözü var ya, buraya dayanıyor. İşte müşahedesiz konuşmak nedir? Nakildir. Müşahedeyle konuşmak gerçek ilimdir. Vücudulik ise filozofların birbirlerinden aldıkları, sonra kendi akıllarına göre genişletip ifade ettikleri bir ilmi nazari ilimdir. Yani akli görüşlere dayanan bir ilimdir. Şu halde vahdet-i vücut ilmi, ilmi kal, söz ilmi değil, ilmi haldir. Yukarıdaki akıl, aklımla aş dediğimiz akılla onlar bu işi çözmeye çalışıyorlar. Ama vahdet-i vücutçuların ilmi ise söz ilmi değil, hal ilmidir. Vahdet-i vücudu müşahede edenler Cenab-ı Hakk'ı
hem tenzih ve hem de teşbih ederler. Bak, burası da işte çok... Vahdet-i vücudu müşahede edenler Cenab-ı Hakk'ı hem tenzih ve hem de teşbih ederler. Vücudiler ise yalnız teşbih ederler. Bunlar kimler? İsa Aleyhisselam'ın müntesibi olduğunu zanneden kimseler. Aslında hiç de ilgisi olmayan, hiç ilgisi olmayan. Teşbih, yani benzetmek suretiyle ederler. Nitekim bunların karşısında İslam, İslam'ın zahir leması ise, burası da çok acayip, yalnız tenzih ederler. Edemezler. İşte bu da Museviyet mertebesi. İşte bakın nasıl o konuştuğumuz mevzular çıkıyor ortaya. Hristiyanlar teşbih mertebesinden anlattıkları için daha tesirli oluyor sözleri. Ama bizim ilim adamlarımız tenzih mertebesinden anlattıkları için daha tersizsiz oluyor. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam kaynaklı olmuş oluyor. Ama nitekim bunların karşısında İslam zahir uleması ise yalnız tenzih ederler. Muhakkıkların müşahedeleri ise ikisinin ortasındadır. Yani hem tenzihi hem teşbihi birlikte kullanırlar. Şarih Ahmet Avni Bey, Vahdet-i Vücut ile Panteizm arasındaki farkları İbn-i Arabi'nin Fütuhatındaki tenzih ederim o zatı ki bu tevhid-i zat itibariyle bu söylenir. Tenzih ederim o zat ilahiyi ki eşyayı ısrar etti. Halbuki o zat eşyanın aynıdır. Aynlarıdır. Yani ayağın sabitesi, özüdür. Cümlesini yine fütahattan alınmış. O zat-ı hak zuhurda her şeyin aynıdır. Onu tenzih ederim ki eşyanın zatlarında eşyanın aynı değildir. Burada da tevhid-i efal mertebesi itibariyle bunu söylüyor. Birini tevhid-i zat mertebesi itibariyle söylüyor. Bu tarafında tevhid-i efal mertebesi itibariyle söylüyor. Belki o odur ve eşya dahi eşyadır. Efal aleminden bakıldığı zaman eşya eşyadır, o odur. Ama zat aleminden bakıldığı zaman bütün eşyanın ayınları da ondan başkası değildir. Ayın ayağın sabiteleri var ya, sabit ayınlar. Cümleleriyle tamamladıktan sonra müsteşrikler bu sözleri anlayamayıp, bak dikkat edin, onları vücudu feylesofları zannederler. Değil müsteşrikler, senelerce medreselerde Kur'an ve hadis derslerinde dirsek çürütmüş hocalar bile bu sözlerdeki dakaikı, yani incelikleri anlamaktan aciz kalırlar diyerek bahsi kapatıyor. Bu maddeler içerisinde dikkati şu noktalara çekmek isteriz ki, tekrar tekrar kullanılan vahdet-i vücut müşahitleri, şahitleri ifadesiyle vahdet-i vücudun bir müşahede, zevk, hal ve fenafillah neticesinde elde edilmiş bir ilim olduğudur. Tekrar vahdet-i vücut müşahitleri ifadesiyle vahdet-i vücudun bir müşahede, zevk, hal ile fenafillah neticesinde elde edilmiş bir ilim olup akli bir nazariye olmadığı, yani akıldan çıkan bir bilgi, beşeri akıldan çıkan bir bilgi olmadığı, mertebeler anlayışına mutlaka riayet etmek gerektiği, tekrar tekrar söylediğimiz mertebeler anlayışına mutlaka riayet etmenin gerektiği Ebu ilme kitaplar okuyarak değil, kendisi bu mertebeleri daha önce kat etmiş bir insan-ı kamilin terbiyesiyle ulaşacağı belirtilmektedir. Elimizdeki bu şerhte bu ana fikirler yeri geldikçe muhtelif bahislerde tekrar tekrar ifade edilmiştir. Şari'in mukaddimede zikrettiği Molla Camii'nin şu rubaisi, tasavvuf ehlinin vahdet-i vücut ve tevhid ilmini elde etmekle kullandıkları usulün kitabi ve akli olmadığını seyri sülük ile fenadan sonra
bu manaya, yani bakaya ulaştıklarını göstermektedir. Ey kevn-ü mekanın hülasası olan insan, tevhid-i hakkı söz ile bulmak mümteniattandır. Yani imkansız olmayacak bir şeydir. Git vücudu vehmini nefi et ki füsüsül hikemden ve Fahruddin Irakî'nin kitab-ı lemaatından bulamadığın bir sırrı kendinde bulasın. Füsus'u Fransızca'ya tercüme eden Titus Bacart mı bu? Burkart. Şu cümleleri de bu rubaide ifade edilen manayı açıklamakta ve tamamlamaktadır. Bizzat İbn-i Arabi belirtir ki, güzel ahlak ve manevi faziletlerin kemale eriştirilmesi, insan tasavvuf doktrininin temel hakikatleri ötesinde teorik bir bilgiye sahip olmasa bile kalp aydınlanması neticesini verebilir. Halbuki metafizik doktrin iyi anlaşılması bu bilginin şahısta fiilen gerçekleşmesini garanti etmez. Şunu da ilave edelim ki sadece kalp aynasının temizlenmesini öğreten fakat yüce hakikatler, hakaik bahislerine hiç konuşmayan sufiler vardır. Gördüğümüz tarikatlardaki gibi kalbini parlatmaya çalışıyor ama oradan bir şey meydana getirmediği için orada suskun kalıyor diyor.